Herkese merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce bir Maktüel'den aldığım mini cilt nemlendirici, yani serin buhar makinesinden biraz bahsetmek istiyorum. İçerisinde USB kablosunun olmasıyla birlikte ister bilgisayarınızda ya da isterseniz de normal bir şarj kablonuzla şarj edebileceğiniz güzel ve pratik bir cihaz. Şöyle üzerinde dikkat edilmesi gerekenlerden bir şekilde bahsediyor. Şöyle size biraz yakınlaştırmış oluyorum. Bir de ürünün rengi pembe. Yani benim aldığımda pembe olanı kalmıştı arkadaşlar. Normal dediğim gibi USB şarj fişi içerisinde bulunuyor. Kapağı açılıyor ve içerisine de suyu ekliyoruz arkadaşlar. Su haznesi ise 12 mililitre. Şimdi kutu açılışına şöyle başlayalım. Bahsettiğim mini USB kablo burada. Yeterli o geliyor arkadaşlar. Cihazı burada bu şekilde görebilirsiniz. İçerisinde başka herhangi bir şey bulunmamakta. Bunu böyle buraya bırakalım. Şöyle cihazın ön tarafı bu şekilde. Buradan buğuyu buradan çıkarıyor arkadaşlar. Ve hafif bir tık döndürerek bunu açabiliyorsunuz. İçerisine suyu buradan ekliyoruz ve tekrar kapatıyoruz. Bunu içerisine suyu hemen hızlıca ekleyelim. Suyum burada yanımda. Biraz fazla doldurdum. Bu arada şöyle diyebilirim. Ne kadar kullanırsanız kullanın sanki böyle içerisindeki su bitmiyormuş gibi. Evet, şu anda içinde su var arkadaşlar. Hemen buradan da düğmesine bastığımız zaman şu şekilde yaptığımda ekrana geliyor zaten. Serin. Herhangi böyle bir sıcaklık hissi vesaire yok. Uzun süre bunu açık tuttuğunuz zaman bile içerisindeki suda herhangi bir azalma bulunmuyor. Olmuyor yani. Şöyle çalıştığına gösteren ışıklar mevcut. Şu anda bana doğru bir buhar göndermesi yapıyor. Burada alt tarafta bir kırmızı ışık yanarken üst tarafta da bir mor ışık var. Arkadan görebilirsiniz. Keyifli bir rengi var. Yüzünüz için güzel bir serin nemlendirici olabilir. İsterseniz bunun içerisine böyle alkol ekleyerek de böyle daha dezenfektan olarak da kullanabilirsiniz. Ama ben sade saf suyla kullandım şu ana kadar. Bakın bayağı bir uzak mesafede de etkili oluyor. Dediğim gibi tamamen böyle gerçekten serin bir şeyi var. Buğusu var. Buharı var. Hani böyle buhar deyince insanın aklına sıcaklık gelir ya, öyle bir şey yok arkadaşlar. Şöyle. Buradan yine kapatıyoruz. O kadar kullandık. Bakın nereden baksanız bir 2 dakikaya yakın açıktı. Herhangi bir suda değişiklik olmadı. O kadar küçük bir cihaz ki şöyle hem buraya koyayım size. Şöyle bir çantanızda ne kadar yer kaplayacağınızı görmesini istiyorum. Su şeyde kaldığı için yan yatırdığımız zaman herhalde bitme seviyesi yukarıya gelmiş oluyor. O sebeple duruyor. Bu şekilde koyduğumda biraz azalıyor. Biz bunu kapatıp tekrar deneyelim. Şöyle bunu buraya bıraktım arkadaşlar. Bir tane ruj. Hemen rujun yanına koyuyorum. Bu bildiğimiz klasik rujlardan. İsterseniz de böyle bir çantamızda taşıdığımız ojelerle de şey boyutlandırabiliriz. Çok çanta boy, ev boy, her yerde rahatlıkla taşıyabileceğimiz bir şey. Dediğim gibi daha önce de söylemiş olduğum gibi
Kablo, normal bir USB girişi ve eski telefonlarımızda ya da hala günümüzde kullandığımız telefonlarımızın uçlarıyla aynı bir şarj kablosu bulunuyor. O sebeple de bu şarj kablosunu yanınızda özellikle taşımanıza gerek yok. Çantanızda bulundurduğunuz farklı bir kablo varsa onunla da bunu gerçekleştirmiş olabiliyorsunuz. Yani şarjını gerçekleştirmiş olabiliyorsunuz. Şarj konusunda da çok da ben açıkçası çok büyük bir şey yaşamadım. Bunu biraz arabada tutmayı düşünüyorum bazı zaman. Bazı zaman çantamda, bazı zaman da evde. Hiçbir şey olmasa bile yani bunun içerisine güzel bir kokulusu koyduğumuz zaman da güzel bir şey yapıyor olacaktır. Şöyle tekrar size göstermek istiyorum. Bence çok keyifli, çok da eğlenceli. Bir sonraki tanıtım videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.